dün Antalya'da oynanan Antalya Spor Trabzon Spor maçında aslında her şey olması gerektiği gibiydi. Ta ki Antalya Spor'un İsrailli oyuncusu bir gol atana kadar. Aslında oraya kadar da normaldi ama ondan sonra olaylar patladı. Sagir Heskel attığı golden sonra Hamas'ın kaçırdığı sivilleri işte böyle andı. Tabi gol sevinci o an anlaşılmamıştı. Antalya Spor resmi hesabı da bunu paylaştı. Fakat gelen tepkilerin ardından paylaşım silindi. Önce Twitter yıkıldı. Nasıl İsrail'i anar bu Siyonist diye. Ve maçın ardından Antalya Spor'dan açıklamalar geldi. Spor siyasetin dahil edilmemesi gerektiği söylendi. Bu milli duruşumuza aykırı bir hareketti. Yeskel gözaltına alındı. Daha sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ve son aldığım habere göre adam bayağı sınır dışı edildi. Uzun süredir bu tarz bir olay görmüyordum gerçekten. Ama kesinlikle yorumlanası olduğunu düşünüyorum. Olayın ardından bir şey daha yaşandı bu arada. 7 Ekim'de Hamas'ın kaçırdığı İsrailliler için 100. gün paylaşımı yapan Başakşehirli futbolcu Eden Karzev için de soruşturma başlatıldı. Ortada o da normal bir gün arkadaşlar. Şimdi Savaş başladığından beri benim tutumumu biliyorsunuz. İsrail yıllardır orada insanları baskı altında tutuyor. Filistin'in özgür olması gerekiyor. Bu onun bunun ya da Arap'ın meselesi falan değil bence. Tamamıyla insanlığın meselesi. Ki baskı altında tutmasını da geçelim. Orada ciddi manada bir sivil katliamı var. O yüzden hatta şöyle bir şey bile söylenmişti. Hamas'ın yanında bile olmayabilirsin ama Filistinlilerin yanında olmalısın. Çünkü bir gerçek vardı. Hamas da sivil katletmişti. Ve bu noktada da yine sivillerin ölmesinin ne kadar problemli bir durum olduğunu, savunulacak hiçbir tarafı olmadığını anlatmıştım. Çünkü bunu da savunanlar vardı. İsrailli ise gebersin ya da Filistinli ise gebersin kafası. Olay pek çok şeyde olduğu gibi yine siyasi bir şova döndü. Bugün Başakşehirli futbolcu hakkında soruşturma başlatılması ve İsrailli futbolcunun sınır dışı edilmesi de bu şovun bir parçası aslında. Çünkü Türkiye fiili olarak ne İsrailli ekonomik bağlarını koparmış halde, ki çok daha güçlendiği verilerle sabittir, ne de savaş halinde. Ancak Türkiye'deki İslamcı tayfanın Vicdan 31'i söz konusu olduğunda ölen sivilin nereli olduğu da önem taşıyor ve kanunda açıkça belirtilmemiş bir suçtan dolayı bir futbolcu sınır dışı edilebiliyor. Eğer adam İsrail'i ayrıca övseydi ya da savaşa dair irite edici bir şey söyleseydi belki böyle anlamlandırabilirdik durumu. Ancak İsrail'i futbolcu yalnızca kendi ülkesindeki sivilleri almış Ki bu hoşuna gitmese bile zaten ifade özgürlüğü. Ama bu konuda Avrupa'nın iki yüzlülüğünde konuşmak gerekti diye düşünüyorum. Avrupa benim gözümde özellikle de bu İsrail-Filistin savaşından sonra tamamen bitti diyebilirim. İfade özgürlüğünün kalelerinden birisiydi. Artık değil. Çünkü aynı olayın Filistinli futbolcu hali de Avrupa'da yaşandı. Filistin'e destek mesajı veren Nysen Sabeki, Yusuf Atal 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir de üzerine para falan ödedi. Birçok futbolcu Avrupa'da Filistin'e desteklediği için sorun yaşadı. Yani iş kendi ifade özgürlüklerine gelince tıkır tıkır işledi de Filistin'e gelince bir iki yüzlülük oldu Avrupa'da. Şimdi bazıları da bu söylediklerimi örnek göstererek Bakenes aslında bu gerici bir şey değil. O çok övdüğün Avrupa'da aynı şeyi yapıyor demiş. Ancak ben bu konuda Avrupa'yı tabii ki savunmuyorum. Hatta Avrupa'nın yaptığı bizimkinden daha da büyük iki yüzlülük. Olan Hadi bu coğrafya kan dolu. Zaten ifade özgürlüğü falan yoktu da siz her şey ifade özgürlüğü derken neden birden aslan kesildiniz? Yani iki tarafta hatalı. Savunulacak tek şey Filistinli de olsa, İsrailli de olsa, savaşı övmüyorsa, kendi halkını ve sivilleri anıyorsa herkesin her şeyi ifade etmeye hakkı oldu. Ama Twitter o kadar çok delirdi ki bu olaydan sonra insanlar sanki o futbolcu savaşı övmüş, Filistin'de ölen bebekleri, çocukları okey bir şekilde karşılamış gibi tepki vermişler. Ancak böyle bir mesaj yok onda. Bu tamamen siyasi bir malzeme arkadaşlar. Bunu bugün futbolda yapıyorlar. Birkaç hafta öncesine kadar da McDonald's basıyorlardı. Starbucks'lara giriyorlardı. Sadece şekil değiştirdi diyebiliriz. Olayın tatlı ve komik tarafı da şu aslında. Normalde böyle bir şey yaşandığı zaman Avrupa basınına hemen şey diye yansır. Gerici Türkiye falan. Ama bu sefer yansıtamayacaklar. Çünkü bir yerleri büyük ihtimalle yemeyecek. Kendileri de aynı boku yaptıkları için. Ve çok fazla gündem olacağını düşünmüyorum bu olayın. Unutulup gidecek. Ben yine de Türkiye için utanç verici bir olay olarak görüyorum. Bitirmeden hala izlemediyseniz Filip Filipinler'den çok güzel bir vlog yayınladım. Vloglara tekrardan başladım arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Güzel bir vlogtu. Şu anda ekranda zaten. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.